Herkese merhaba. Ben yaklaşık bundan 7 veya 8 ay önce vücut ağırlığım 88 kilolarda. Aşırı şekerim de 160'lar civarındaydı. Ben tip 2 diyabetli bir şeker hastasıydım. Tabii şeker hastasının semptomlarını sadece diyabetli insanlar bilebilirler. Vücut üzerindeki etkilerini. Ve bir süre sonra artık bu diyabet hastalığı daha da fazla bir bende sıkıntı yaratmaya başladı. Malum üzerine tip 2 diyabet hastası insanlar genelde baktığınız zaman çoğunluğu yüksek karbonhidrat ile beslenen, vücut ağırlıkları epeyce yüksek insanlardır. Ve tip 2 diyabet hastalarının genelde tedavi yönteminde vücut ideal kiloluna yaklaştıkça şekerlerinin düştüğü, yüksek karbonhidratı azalttıkça kilo vermeye başladıkları gerçektir. Ben şeker hastalığım için araştırmalar yaparken eşim bu hastasıyla ketojenik diyeti araştırdım. Onun üzerine araştırmalar yaptım. Yeme biçimimi geliştirdim. Tabii ki ketojenik diyet de ayrı bir metabolizma diyeti. Vücutta glikoz kullanımı yapmıyorsunuz. Keton üretimi yapıyorsunuz. Yağ yapıyorsunuz ama yine de düşük karbonhidrat aldığınız için vücudunuz artık kilo vermeye başlıyor. Normal aralıklı oruçlar yapan, düşük karbonhidrat kullanarak da ideal kiloya yaklaşan insanlar aynı biçimde onlar da artık vücut kan şekerleri düşmeye başlıyor. Şimdi bunun sırrı nedir? Nasıl kilo verebiliriz? Nasıl aşırı şekerimi düşürebiliriz? Diyabetli, tip 2 bir diyabetli bir hastaysanız yemek yeme biçiminizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Günde kaç öğün yemek tüketiyorsunuz ve neler yiyorsunuz? Bunu bir liste yapmanız lazım. Bir listeleyin bunu. Ve sizin aslında yüksek karbonhidrat olarak görmediğiniz bazı ürünleri de aşırı miktarda tükettiğinizin farkına varırsınız. Tip 2 diyabette sağlıklı bir şekilde kilo vererek kurtulmanız ancak bu şekilde olur. Bu da doğru beslenmiyor. Öncelikle bir defa hayatımızdan tahılları çıkartmamız gerekiyor. Bu tahıllar tamamen buğdaydan ve diğer arpa, yulaf vesaire bunlar da içermektedir. Ben tam buğday ekmeği yiyorum. Ben kepekli ekmek yiyorum. Ben 50 gram ekmek tüketiyorum. Bu çözüm yolu sizi oluşturmaz. Tahılları hayatınızdan kesinlikle çıkarmanız gerekiyor. Meyveyi bırakmanız gerekiyor. Meyveyi kesinlikle tüketmeyeceksiniz. Çünkü meyvenin içerisinde bulunan meyve şekeri fruktoz. Bu da karaciğer üzerinde işlenmesi parçalanması zor bir şeker grubu oluyor. Meyveyi de tüketmeyeceksiniz. Bakliyatları elinizden geldiği kadar miktarını, porsiyonunu azaltacaksınız ve kullanmayacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki ya biz o zaman ne yiyeceğiz? İşte aslında yenecek o kadar çok güzel şeyler var ki. Birincisi, kolesterolünüzden dolayı korkmayacaksınız. Kolesterolünüz için yağ tüketeceksiniz. Ne kadar yağdan kaçarsanız kolesterolünüz o kadar artacaktır. Rafine yağlar, işlenmiş yağlar, margarin yağlar kullanmayacaksınız. Güzel tereyağlar,
ve güzel zeytinyağlar kullanacaksınız. Yemeklerinizde kızartmalardan kaçacaksınız. Paketli gıdalardan uzaklaşacaksınız. Hazır gıdalardan ulaşacaksınız. Elinizden geldiği kadar yemeğinizi kendinize sebze ağırlıklı ve protein ağırlıklı besleyeceksiniz. Günde de iki defa öğün yapmanız gerekmektedir. Ara öğünlerle, meyvelerle desteklenen bir besleme şekliyle diyabeti yenemezsiniz. Sizi çok uzun süre tok tutacak besinlerle günde iki öğün yaparak kilo vermeye başladığınız anda kan şekerinizin düştüğünü göreceksiniz. Ama beslenme şekliyle oynamak, beslenme miktarını azaltmak, karbonhidratları kısmak biraz size risk doğurur. Çünkü ilaç kullanıyorsanız, insülin kullanıyorsunuz, bu sizin için bir takım hayati riskler oluşturabilir. Bunun için de uzmandan, doktordan tavsiye almanız gerekmektedir. Tip 2 diyabetten kurtulabilmeniz için kesinlikle ve kesinlikle yüksek karbonatı bırakmanız gerekmektedir. Ben şu anda yaklaşık 7 ay sonra artık tip 2 diyabetten çıkmış bir tip 2 hastasıyım. Benim şu anda genelde bana açlık şekerimi soruyorlar. Ya ben ketonik beslendiğim için tabii ben açlık veya tokluk şekeri üzerinde. Benim açlık şekerim sabahları kalktığım zaman 70'lerle 85'ler arasında geziyor. 90'a pek çıkmıyor. Tokluk şekerim düşük karbonhidrat aldığım için vücudum keton yağ yapıyor. Yine de normal bir öğünden sonra benim tokluk şekerimin ilk çıktığı en yüksek noktada 110'lar civarında oluyor. Zaten siz de aralıkla öğün yaptığınız zaman, aralıkla oruç yaptığınız zaman sizi uzun süre tok tutan gıdalarla beslendiğiniz zaman çok kısa zamanda kilo vermeye başlayacaksınız. Ve şekeriniz de düşmeye başlayacak. Tekrar son kez sizi bir konuda uyarmak istiyorum. İlaç veya insülin kullanıyorsanız tip 2 hastalarında bir doktordan, uzmandan destek almadan beslenme biçiminize müdahale etmeyiniz. Benim bu tedavi yöntemimiz sadece tip 2 diyabetler için geçerlidir. Tip 1 diyabetli hastalar, onlar biraz daha özel durumda. Çünkü onların pankreasları tamamen insülin üretimi yapmıyor. Bu sebepten dolayı tipik bir diyabetli hastalara biz bu konuya dahil etmiyoruz. Bizim tipik diyabetten tamamen kurtuluş yolumuz yüksek karbonatı kısıp bizi uzun süre tok tutacak gıdalarla beslememiz olacaktır. Bunun başka türlü bir alternatif yoktur. Bir ilacı yoktur. Kürü yoktur. Tek yapmamız gereken şey beslenme şeklimizi gözden geçirmemiz olacaktır. Tipik diyabetin tedavisi olmayan bir hastalık değildir. Tipik diyabet çözümsüz bir hastalık da değildir. Tipik diyabet tamamen yüksek karbonhidrat ile gelişen bir hastalıktır. Oluşan bir hastalıktır. Tipik diyabet için ırsi veya kalıtımsal bir hastalık olduğu da bazen söyleniyor ama tipik diyabet kalıtımsal, ırsi bir hastalık değildir. Sadece metabolik yatkınlığınız olabilir. Bunun gelişiminde de tipik diyabet hastası oluruz. Tipik diyabet hastalığı hemen bir anda ortaya çıkan bir hastalık değildir. Bunun öncesi vardır. Hikayesi vardır. İnsanın glikozu, insülini bozulmaya başladığı anda yeme alışkanlığı faktör olarak da yaklaşık 5-10 sene içerisinde tipik diyabete geçer. Prediyabet çoğu zaman belirti vermeyebilir. Anlamazsınız. Bazı insanlarda belirtiler vardır prediyabetin. Ama bazen de belirti vermez. Çok sinsi şekilde ilerler. Bunun için vücudunuzun göbek çevresinin genişliği çok baz alınır. Göbek çevresi çok genişse
bir doktora gidip açlık kan şekerlerinizi ölçmeniz fayda olacaktır. Tipik diyabet hastalık bir anda gelişen bir hastalık değildir. Onun öncesi prediyabetiktir. Erken teşhiste yine aynı şekilde bunun geri dönüşü tamamen beslenme alışkanlığını değiştirerekten yüksek karbonhidratı kesip tahılları bırakarak meyve hayatından çıkartarak bakliyatları kısalarak bu hastalıktan tamamen kurtulursunuz. Ve şu anda 87 kilogramdan yaklaşık 68 kilo kadar düştüm. Neredeyse 20 kilo verdim. Ve 7 ay içerisinde çok sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Bu biraz tabii kolay olmuyor. Yüksek karbonhidratı kesmek, bir takım ürünleri bırakmak kolay değil. Ama bu hastalıkla mücadele etmek istiyorsanız iradeyi ve azmelden bırakmayacaksınız. Bunun da en güzel örneği ben kendimi gösteriyorum. Ben şu anda tip 2 diyabeti yenmiş bir insanım. Kan tahlilleri, kan şeker ölçümleri şu anda tamamen normal. Bundan yaklaşık 20 sene önceki değerler çıkmaktadır. Tip 2 diyabet tedavisi olmayan bir hastalık değildir. Sadece yeme şekliyle, beslenme şekli gözden geçirtilip tedavi edilebilir. Herkese sağlıklı günler dilerim.